We keep winning. This is what we want. We need to continue with the same feelings, the same attitude inside the pitch, because now I think we have to win many games in a row to be close to the top. Today's game we proved that we are a very good team with quality, with passion, with willing, and this is some characteristics that we have to put in every game, because now from the games that we didn't win on we didn't draw until now, because we lost many points, we have to play always in a high level to be next to the top. Bunun önemli bir galibiyet ve 3 puan olduğu konusunda size katılıyorum. Bizim istediğimiz şey de bu. Bunu devam ettirmemiz gerektiriyor. Bu hisleri, bu tutumu, bu davranışları devam ettirmemiz gerekiyor. Peş peşe galibiyetler almamız gerekiyor eğer zirveye yaklaşmak istiyorsak. Bugün iyi bir takım olduğumuzu, kalitemiz olduğunu, bu hisleri sahip olduğumuzu kanıtladığımızı düşünüyorum, inanıyorum. Ve buna beraberliklerle veya mağlubiyetlerle puan kaybettik. Bu kaybettiğimiz puanları telafi ederek yukarıya yanaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyun duygularıyla oynuyor ve özellikle transfer sezonunun en çok Trabzonspor'da konuşulan ismi. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? I'm a player of Trabzonspor at this moment. I don't know something that I can share with you or to give something. Is not any official offer in the club or something. I have 1.5 year more contract. I respect the shirt that I'm wearing, the club and everything. And it's not something from my part that I can say. Şu anda ben Trabzonspor oyuncusuyum. Paylaşabileceğim ya da size söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Herhangi bir resmi bir durum yok. 1,5 yıllık bir sözleşmem daha var. Giydiğim formaya ve kulübüme saygı duyuyorum. Söyleyebileceğim herhangi bir şey bu konuda yok. Can we say that we are done, we are finished with adaptation period? This depends to some players, because I know the feeling, because I play before in Greece. When you play to a big team, it's always different. You cannot lose many games. Always they want more and more from you, and you need to adapt on this. On this situation, but I think this is depend on the player, the characteristic of the player, his personality, his character. So I think I cannot answer 100% about this this question. Yes, I agree that last year was an amazing year. We had the best team in the league with so big difference. We said many times that maybe you cannot win the league every year. Of course, this is the target, but also we need to build in the last 3 games that we win in a row, and this is something that we have to do from now on. We need to have wins in a row. We need to try always to win the games, and this is something that we will fight until the end. Açıkçası bu söylemiş olduğunuz şey oyuncunun kendisine ile alakalı bir durumdur. Ben kendimden şunu söyleyebilirim. Ben Yunanistan'da oynadım. Büyük bir takımda oynadığınız zaman bu işler her zaman farklıdır. Her zaman kazanamazsınız. Sizden her zaman daha fazlası istenir. Ve buna adapte olmanız gerekir. Bu da oyuncunun kendi kişisel özelliklerine, karakteristik özelliklerine, tutumlarına, davranışlarına, bunlara bağlı gelişen bir durumdur. Bununla ilgili size verebileceğim ne yazık ki %100 net bir yanıt yok.
Geçen seneyle ilgili soracak olursan, bahsetmiş olduğunuz üzere ligdeki en iyi takıma sahiptik. Çok büyük farkla beraber kazandık, evet. Ama daha evvel de söylemiş olduğum üzere her sene kupayı kazanamazsınız. Elbette hedefimiz budur. Bu yönde çalışıyoruz ama her zaman kazanamayabilirsiniz. Son 3 maç açısından bakacak olursak da bir galibiyet serisi yakaladık ve bu andan itibaren de devam ettirmemiz gereken şey o. Hedefimiz bu. Sezon sonuna kadar da uğruna mücadele edeceğimiz şey budur. Turkish people and Greek people, they are similar to each other. Bakasetas and Serbs, the fans, they are interested, they love you a lot. You have, in the last example, the club shared, but can you explain us the feelings you have? Because people just spoke to you with your own language, and then there are good examples like this for you. So what can you explain the feelings you have? I said many times that I receive too much love from the Turkish people. I never feel something different from this or one comment about racist or nothing. And always when they ask me, I can say that this is totally opposite. Of course, I will never receive a comment about racist, about Greece and Turkey and every this, but it's totally opposite. I receive too much love. And this is something that I really appreciate, and I want to thank all the people that they bring me this kind of love, the good things that they say about me, about my game, about my character also. It's something that really I'm blessed, and I will keep continue to be the same. I'm myself, and I want to do it all the years that I'm gonna play in Turkey. But really, I want to thank all of them. Bununla ilgili birçok kez belirtmiş olduğum üzere insanlardan gerçekten Türk halkından çok fazla sevgi alıyorum. Kendimi çok farklı hissetmiyorum. Burada hani ırkçılık denebilecek hiçbir şey yaşamıyorum. Aksine çok fazla sevgi ile karşılaşıyorum. Yunan veya Türk arasında herhangi bir fark görüyorum diyemem. Aksine çok fazla sevgi görüyorum ve bu da benim çok takdir ettiğim bir şey. Bundan dolayı insanlara çok teşekkür etmem gerekiyor. Bana bunu yaşattıkları için gerek benimle alakalı, karakterimle alakalı, uyumumla alakalı göstermiş oldukları bu sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde devam ederek, aynı şekilde kalmaya devam ederek Türkiye'de oynadığım yıllar boyunca onlara teşekkür edeceğim. Teşekkürler. Thank you so much.